Merhaba. Bir ay boyunca izlediğim, dinlediğim şeyleri paylaştığım, başımdan geçen olayları anlattığım Video Güncem'in Kasım ayı bölümüne hoş geldiniz. Yılda söylemeli miyim acaba? Çünkü ben eğer bunu devam ettireceksem 2018'e giriyoruz. Seneye Kasım ayında ne olacak? Hiç düşünmüyorum bunları. Yarınım yok gerçekten. 2017 Kasım. Bu ay film açısından çok kısır bir ay olmasına rağmen dizi açısından beni tatmin etti açıkçası. Ne zamandır ertelediğim iki diziyi izleme fırsatı buldum Kasım ayında. Bunlardan biri Handmaid's Tale. Handmaid's Tale'ı artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla konuşuldu. Bir ara her yerdeydi. Emmy'lere işte damgasını vurdu falan filan. Bir şekilde duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Handmaid's Tale'ın konusundan şöyle kısaca bahsetmek gerekirse tüm dünyada bir kısırlık baş gösteriyor ve yeni çocuklar doğmamaya, ölü doğmaya ya da gebelikte çocukları kaybetmeye başlıyor insanlar. O yüzden bununla ilgili bir şey yapma gereği duyuyorlar ve ülke çapındaki kısır olmayan doğurgan kadınları ailelerin, başka ailelerin yanına, kısır olan ailelerin ve üst tabaka ailelerin yanına damızlık olarak veriyorlar. Korkunç bir hikaye, böyle bir hikayeye sahip olduğunu biliyordum zaten. O yüzden izlemeyi bu kadar erteledim. Daha hazır hissetmiyordum kendimi böyle bir atmosfere girmeye. Ama asla böyle bir şey hazır olmuyormuşsunuz zaten. Çok gerildim izlerken. Yani artık hani sürekli tekrarlanan şeyleri söylemek istemiyorum ama evet, hani yakın bir gelecekte de geçmesi göz önünde bulundurulduğunda öyle çok uzak, işte olmaz bir şeymiş gibi gelmemesi izlerken tüylerim ürpertti. Eğer böyle bir krizle karşılaşılsaydı kadınlara bu yapılabilirdi. Zaten böyle pat diye başlamıyor bu süreç. Her sürecin bir alıştırma evresi var ve bunda da işte önce kadınların erkeklerle eşit olan haklarının ellerinden alınmasıyla başlıyor bu süreç. Daha sonradan oralara geliyor işte. Dizide bir cümle vardı ki beni çok etkiledi. Diyordu ki şu an size anormal gelen şeyler yakın zamanda normaliniz olacak. Çok doğru. Yani bir şeye, kötü bir şeye özellikle alışma sürecinin bu kadar kısa olması beni uzun yıllardır çok rahatsız eden bir şey. Çünkü başta böyle bir tepki gösteriyorsunuz, ayaklanıyorsunuz, işte hayır olamaz, bunu yapamazsınız diyorsunuz. Ama sonra bir şekilde daha kötüsünü yapıyorlar ve siz o öncekini umursamayıp önünüzdeki problemle baş etmeye başlıyorsunuz. Sonra başka geliyor. Artık o kadar alıştırıyorlar ki sizi, başka bir kötü bir şey gelmese bile siz artık alışmış oluyorsunuz ve sizin normaliniz haline geliyor o durum. Ben kitabını okumadım bu arada. Tek kitap diyebiliyorum. Yanlışsam beni düzeltin, gerçekten bilmiyorum. Ama dizi devam edecek. Yani kitabın sonuyla sezonun sonu birbirini tutuyor muydu? Bunları, yani tutmuyordur çünkü çok havada kaldı. Asla beni tatmin eden bir sezon finali olmadı. Herhangi bir bölüm gibi bir sezon finaliydi bence. Ama onun dışında oyunculuklar, atmosfer çok başarılıydı. Renkler, bütün o her şeyin solukluğu ve kırmızı cübbelerin parlaması falan çok güzeldi. Elizabeth Moss zaten herkesin söylediği gibi parlıyordu resmen. Çok çok güzel bir performans sergilemiş. Ama benim şaşırdığım şey şu, ben olabildiğince az şey bilerek bir şeyler izlemeyi sevdiğim için hani genelde oynayan oyunculara bile bakmıyorum ki işte böyle bir yerlerden sevdiğim bir oyuncu çıkınca aa falan olayım diye. Bu ay bitirdiğim iki dizide de aynı şey oldu. Alexis Bledel oynuyormuş Handmaid's Tale'da. Ben bunu niye bilmiyorum. Hatta Emmy almış en iyi yardımcı kadın oyuncu olarak. Çok o kadar sevindim ki minik rolümüz büyümüş. Yani çok başarılı bir diziydi ama benim öneri kıstasım genelde başarıyla alakalı olmuyor. O yüzden bilemiyorum. Çok karanlıktı. Çok tüylerimi diken diken etti. Rahatsız etti. Böyle şeyleri seviyorsanız sizin de hoşunuza gidecektir. Bu ay bitirdiğim diğer bir dizinin ismi Mindhunter. Beklediğimden çok daha sürükleyici bir dizi çıktı Mindhunter. Buna nazaran çok 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 daha duran bir dizi bekliyordum ben. Konusundan kısaca bahsetmek gerekirse FBI'ın davranış bilimleri diye bir kısmında çalışan iki tane dedektifi izliyoruz. Bu iki ajan zaten ülke çapındaki polis karakollarına gidip onları bilgilendirmekle görevliyken hazır oradayken de hapishanelere gidip hastalıklı ve birbirini izleyen cinayetler işleyen katillerle konuşuyorlar. Bu katillerin davranışlarını inceleyip kafaların içine neler döndüğünü anlayıp ve işte diğer katillerle birlikte aralarındaki ortak noktaların bir tablosunu çıkartıp cinayetleri daha işlenmeden çözmeyi amaçlıyor aslında bu birim. Konu çok güzel bence. Zaten işte böyle seri katilli bilmem neyli enteresan insanlı dizileri seviyorum. Ki dizideki bazı katiller gerçek katillerden esinlenerek yaratılmış. Hatta bir tanesinin videosunu izledim.
o kadar korkunçtu ki birebir aynısını yapmışlar adamın ve bu adamın gerçek olduğu düşüncesi çok korkunç. Gerçekten var mı şu adam? Başlarında Jonathan Groff oynuyor. Jonathan Groff'u Glee izleyenler çok yakından tanırlar Jesse olarak. Ama dizide o kadar ezik bir karakter yazmışlar ki adama, çoğu zaman böyle cringe yaşadığım anlar falan vardı ve yakıştıramadım açıkçası. Bir de Anna Torv oynuyormuş. Yani asla hiçbir fikrim yoktu Anna Torv'un oynadığından. Fringe'in Olivia'sı. Yine nerede CIA, FBI, Olivia orada. Buz gibi bir karakter yazmışlar yine kadına. Güzel yapıyor yani bu iş. Neticede Mindhunter'dan epey keyif aldım izlerken. Dediğim gibi ben beklentimi belki çok düşük tuttum ama aşırı sürükleyici geldi bana. Hazır dizilerden bahsediyorken benim için bir dizi kıymetinde olan bir yarışma programından bahsetmek istiyorum. Project Runway. Project Runway'in bu sene yayınlanan 16. sezonunu izleyip bitirdim. Şimdi yarışma şu şekilde ilerliyor. Eğer bilmiyorsanız çok kısaca anlatacağım. Belli bir sayıda, genelde 12 ile başlıyorlar ya da 16 mı bilmiyorum. Belli bir sayıda tasarımcıyı, moda tasarımcısını bir yere toplayıp, işte zaten Amerika'nın bu şeyini biliyorsunuz, yarışma programı tarzını biliyorsunuz. Her bölümde bir challenge veriyorlar o yarışmacılara ve o challenge'a uygun genellikle bir gün içerisinde bir kıyafet tasarlayıp, dikip, modelin üzerine giydirip, saçını makyajını yaptırıp podyuma salıyorlar ve o bir günde çıkardıkları kıyafetler jüri tarafından puanlanıp, İşte her hafta biri birinci oluyor, biri eleniyor vesaire vesaire. Dünyanın en iyi yarışma programlarından bir tanesi kesinlikle. Aşırı eğleniyorum. İnsanların bu kadar yaratıcı olduğunu görmek beni hayrete düşürüyor. Çünkü gerçekten imkansızlıklardan imkan yaratıyorlar. O kadar başarılılar ki çok saygı duyuyorum, gerçekten harika. Bu sezonun kazananı benim gönlümdeki kazanan değildi. O yüzden çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Uzun zamandır böyle bir hayal kırıklığına uğramamıştım. Çünkü genelde beni desteklediğim insanlar birinci oluyor. Ama bu sezon öyle olmadı. Niye öyle oldu bilmiyorum. Üzülürüm yani. Yani bu arada tabii ki her reality show gibi dramalar, bilmem neler, üf neler. Eğer böyle şeylere ilginiz varsa, işte yaratıcılık, challenge'lar, bilmem neler, kesinlikle ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. Bir de bu ay Dirk Gently's Holistic Detective Agency, çok uzun bir isim, dizisinin yeni sezonuna başladım. Hala biraz gerideyim. Devam ediyor sezon. Ama işte çok yakalayamadım. 4-5 bölüm izledim sanırım. Bu diziden size bahsetmek istiyorum. Çünkü bence çok enteresan bir dizi. Bu dizi Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabının yazarı olan Douglas Adams'ın başka bir kitabından uyarlanan bir dizi. Dirk Gently adındaki holistik dedektifimiz hiç de alışık olmadığımız yöntemlerle bazı vakaları çözüyor. Yani dizi şöyle... Kaos. Diziye tamamen bir kaos ortamı hakim. Yani Dirk Gently vakaları nasıl çözüyor size anlatayım mı? İşte ben şimdi şuraya gideceğim ve orada bir şey olacak ve kesin bu bizim vakayı çözmemize yardımcı olacak. Ve bir şey olur. Gerçekten izlemeniz lazım. Yani anlatabileceğim bir şey kesinlikle değil. Çok saçma ve o kadar güzel saçma ki... Mükemmel. Karakterler çok enteresan. Her şey çok absürt. Çok güzel. Elijah Wood oynuyor bu arada. Bizim küçük Frodo'muz. Kesinlikle bir bakmanızı öneririm. Çok enteresan bir dizi. Bence biraz şans verin. Bir tane de benim daha önce izlediğim ama Ceyhun'u izletmek istediğim bir filmi izledik Ceyhun'la beraber. İsmi Pleasantville. Yaşamın Renkleri diye çevirmişler sanırım Türkçe'ye. 98 yapımı bir film. Tobey Maguire ve Reese Witherspoon başrolünde oynuyor filmin ama oradan buradan epey tanıdık isimler karşınıza çıkacaktır. Filmin konusundan bahsetsem bahsetmesem mi emin değilim. Şöyle bahsedebilirim. İnsanın içinde eksikliğini hissettiği ya da hissetmediği duyguları keşfetmesiyle ilgili bir film. Yani geçen gün Taha ile konuştuk. Eğer bu kadar güzel bir fikrin varsa senin bu filmi kötü çekmen çok mümkün değil, anladın mı? Yani o kadar güzel bir fikir ki sen bunu ortalama bile çeksen bu film çok yukarılarda yer alacaktı. Yönetmeni Gary Ross çok güzel bir film yapmış hakikaten yani. İzlerken kahkaha da atarsınız, aa falan da yaparsınız. Çok güzel bir filmdi. Çok keyif aldık izlerken. Hemen tekrar keyif aldım. Her izlediğimde keyif alıyorum. Hadi biraz doğum günümden bahsedeyim. Ceyhun'ların evinde bir ev partisi yaptık. Eksikler vardı tabii ki, çok üzüldüm gelememelerine ama hemen hemen sevdiğim herkes oradaydı. Ve yani... İnsanın sevdiği insanlarla çevrili olması hissi çok enteresan bir şey. Çok mutluydum. Yani o an o kadar mutluydum ki böyle çevremde mutluluk
dalgası görünüyordu. Çok eminim buna. Başlarda şöyle bir sıkıntı vardı. İşte birbirini tanımayan ya da işte birbirini daha önce görmemiş insanlar vardı. Yani ben genelde yakın arkadaşlarımla tanıştırmayı çok severim. Birbirlerini sevsinler. Çok isterim. O yüzden birbirine aşina olan birkaç grup vardı. Ama birbirini daha önce hiç görmemiş olan insanlar da vardı. Önce şey dedim işte. Hadi herkes hiç tanımadığı birisiyle eşleşsin ve sohbet etsin falan. Böyle insanları kaynaştırmaya çalışıyorum. Asla olmadı. Kimse beni dinlemedi. Bir tek İlayda'cım dinledi sağ olsun. Ama sonra bunu oyunlarla kırmaya karar verdim. Resmen bu gibi anlar için yaratılmış bir oyun var elimde. İsmi Chat Cards. Ben bunu birkaç kere canlı yayınlarda da şey yapmıştım. İşte canlı yayına insanları artık bağlayabiliyorsunuz ya. Onları bağlayıp işte buradan sorular sormuştum falan. Çok keyifli bir canlı yayındı. Bu kartların üzerinde bir takım sorular var. Mesela 2020 yılında bir astronot ekibiyle Mars'a gidiyorsun. Mars'ta bir mağara buluyorsunuz. Mağaranın içinde insan iskeletleri ve 4 kelimelik bir yazı var. Bu 4 kelime ne olabilir? Böyle çok enteresan ve sohbet konusu açacak sorular var bu kartlarda. Ve işte bu oyunla birlikte artık millet hani biraz daha böyle muhabbet etmeye başlamıştı. Gerçekten o kadar vaat ettiği şeyi başarıyor ki ben şok oldum yani. Çünkü şey de değil böyle işte bu soruyu sordum falan gibi değil. Bir soru soruyorsunuz ve oradan o konuya atlanıyor. İşte hiç birbirini tanımayan insanlar böyle birden derin bir muhabbetin içine girmiş oluyor falan. Epey keyifliydi. Sürekli buluştuğunuz arkadaşlarınız artık yeter konuşacak şey kalmadı. Dediğinizde ortaya çıkarabileceğiniz bir oyun. Buntağlara gittiğinde de oynamıştık. Çünkü artık bir ara o kadar çok görüyorduk ki birbirimiz yapacak bir şey bulamıyorduk yani. Ben yine canlı yayınlarda falan oynatacağım bunu. Çünkü çok güzel oluyor. Bir de şöyle bir olayı var. Biraz parçalamışım ama. İçinde böyle küçük kartlar var. Değişik yüz ifadelerine sahip ama hepsi aynı anlama geliyor diye tahmin ediyorum. İşte birinin verdiği cevap. Bayınca falan öf kes artık diye suratına atıyoruz bunları. Ne kadar az bu şeylere sahipsen o kadar başarılı bir sohbet edici oluyorsun. Bilmiyor olabilirsiniz diye gösteriyorum. Yoksa diğer oynadığımız oyunları zaten biliyorsunuzdur diye bahsetmiyorum hiç. Ama şöyle bir şey yaptık. Jenga varmış Ceyhun'un evinde. Her taşın altına bir şey yazdık. Mesela işte utanç verici bir yanını anlat atıyorum. Böyle challenge'lar yazıp İşte her taşı çeken, onun altına yazan şeyi yapacak şeklinde güzel bir update oldu oyun için. O kadar nokta atışı, o kadar benim sevdiğim şeyler geldi ki hediye olarak. Yani şu an düşünce bile gözlerim yaşarıyor. Beni bu kadar iyi tanımaları. Yani tamam ben hediye alması çok zor bir insan değilim. Böyle sevdiğim şeylerden falan bahsetmeyi aşırı seviyorum. YouTube kanalım var yani sonuçta. Ama yine de bu incelik, anlıyor musunuz? İçimi sıcacık yapıyor. O kadar mutlu oldum ki. O gün orada bulunan, benim yanımda olan, birlikte gülüp eğlendiğimiz ve beni bu kadar iyi tanıyıp beni bu kadar mutlu eden insanlara tek tek çok teşekkür ederim. Hepinizi çok fazla seviyorum ve bu doğum günümün iyi geçmesine çok ihtiyacım vardı. Ve tahminimden bile çok 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 daha güzel geçti. Çok eğlendim. Kendimi çok tekrarlıyor olabilirim ama hepinizi çok 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 fazla seviyorum. İyi ki hayatımdasınız. Hala çok mutluyum ve bu beni seneye kadar idare eder büyük ihtimalle. Son olarak birkaç app'ten bahsetmek istiyorum. Böyle bu ay birazcık grafik işleriyle falan uğraştım. O yüzden What the Font diye bir uygulamayla karşılaştım. Bunu arıyordum yani. Bir font görüyorum ve o fontun ne olduğunu bilmem gerek. Arayışıyla bulduğum bir app. Yazının fotoğrafını çekiyorsunuz ve bir şekilde analiz edip o fontun aynısını ya da benzerlerini size buluyor. Bence harika bir uygulama. Kesinlikle ihtiyacım olan bir şeydi. Eğer böyle grafik işleriyle falan uğraşıyorsanız sizin de işinize çok yarayacağını düşünüyorum. Son olarak Homescapes'i hala oynuyorum. 214. leveldeyim ve hala mutfaktan çıkamadım. Artık gerçekten sabrımın sınırları zorlanıyor. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur. Kasım ayı benim için bu şekilde geçti. Sırada Aralık var. Aralık'ta da beklediğim etkinlik yılbaşı tabii ki. Onda da güzel bir ev partisi veririz belki. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere.